Gençler selamlar, ben SML Hoca'nız, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlar ilk 12 soru kampını, sevdiğiniz o kampı sevgili gençler, ben tekrardan başlatacağım söylemiştim, devam edeceğimi söylemiştim ve işte o videoyla karşınızdayız. Şimdi bu PDF'teki sorular sevgili gençler, diğer çektiğimiz ilk 12 soru kampındaki sorulara göre bir tık daha zor, haberiniz olsun. Önce PDF'inizin çıktısını alın. Daha sonrasında çözün, çözemediğiniz sorulara gelin burada beraber bakalım. Bu video ilk gösterim olarak şu an canlı yayın şeklinde bir gala gösterimde sevgili gençler. Fakat siz daha sonra da bu videoyu izleyebilirsiniz. Yani hiçbir şeyi kaçırmış değilsiniz. Video kaydedilecek yani. Şimdi ilk sorumuzla vakit kaybetmeyelim başlayalım. Başlamadan önce de kanala abone değilsen abone olup bir de bu videoyu beğenebilirsen beni mutlu etmiş olursun, bana destek olmuş olursun. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Biliyorsunuz klasik TYT'de ilk 3 soru arasında yer alabilecek nitelikte bir soru. Aşağıdaki ifadelerden hangileri daima doğrudur diye soruluyor. 4 tane de ifade var. Gelin bu ifadeleri bir irdeleyelim bakalım. Şimdi diyor ki kök x bir çift tam sayıysa x sayısı da çifttir diyor. Şimdi şu x şunun karesinin alınmış hali. Doğru mu? Doğru. Peki kök x sayısı bir çift tam sayıysa ben bunun karesini aldığım zaman çiftin mi karesini almış olurum? Çiftin karesi nedir sevgili gençler? Tabii ki çifttir. O halde arkadaşlarım ilk öncülümüz doğruymuş. İkinci öncülümüze bakalım. 2x küp bir tek tam sayıysa x tam sayı değildir deniliyor. Ne demek yani bu? Şimdi 2 çarpı x küp sayısı neymiş sevgili gençler? Tekmiş. Bunun tek olabilmesi için şuradaki 2'nin yok olması lazım. Demek ki sevgili gençler ben bu x küpü mesela 1 bölü 2 veya 3 bölü 2 veya 5 bölü 2 gibi bir sayı seçmem gerekiyormuş. Bir sürü seçebiliriz. Ama x küpün ben burada 1 bölü 2, 3 bölü 2, 5 bölü 2 olduğunu gösterirken x'i de sevgili gençler tam sayı olmadığını da aslında söylemiş oluyoruz. Yani ikinci öncülümüz de doğrudur. X küp 1 bölü 2 ise x nedir sevgili gençler? 1 küp kök 1 bölü 2'dir mesela. Bu da bir tek, bu da bir tam sayı değildir. Üçüncü öncülümüz 5x kare artı 2. Bir çift tam sayı ise doğal olarak 5x kare sevgili gençler çift ve tam sayı olacaktır. Burada x karenin de çift olması gerekiyor. Çift bir tam sayı olması gerekiyor. Mesela 2. O halde x dediğimiz şey nedir? Kök 2'dir. Aksine örnek veriyorum aslında bakarsan. Çünkü burada x çifttir diyor. Peki ben buradaki x'i kök 2 bulmadım mı? Kök 2 nasıl çift olsun? Olmaz tabii. Dolayısıyla gider. Daima doğrudur diye sorduğu için ben aksine örnek verdim. Yoksa x çift olamaz mı? Olur kardeşim, niye olmasın? X kareyi 4 seçersin. X 2 veya x 2 gelir al sana çift dersin. Dördüncü öncülümüzde de x bir doğal sayı olmak üzere x faktöriyel bölü 2 bir tek tam sayı ise x çifttir demiş. Bak şimdi doğal sayı olacak, x faktöriyel bölü 2 de tek bir tam sayı eşit olacaksa bu x faktöriyelin içerisinde yalnızca bir tane 2 çarpanı vardır. O da x faktöriyel bölü 2 eşittir tek sayı ise burada x faktöriyel ya 2 faktöriyeldir ya da 3 faktöriyeldir. Çünkü sadece 3 faktöriyelin ve 2 faktöriyelin içerisinde bir tane 2 çarpanı var. 4'ten itibaren daha da fazlalaşıyor. Şimdi yani bizim x'imiz ya 2'ymiş ya da 3'müş. Şimdi ya 2 ya 3 diyebiliyorsam ben gidip de x'e çift yaftası yapıştıramam. Niye? Çünkü x 3 de olabiliyor. Yani tek de olabiliyormuş. 4. öncülümüzde böylelikle daima doğru değildir dedik. Cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir. Cevap 1 ve 2 idi. Geçtim ikinci soruma. X bir tam sayı ve eksi x ile x eksi 4 arasındaki bu sayılarda dahil tam sayıların toplamı x kare eksi 71 olduğuna göre x kaçtır? Güzel soru. Dikkatli dinlemende fayda var. Şimdi bunlar dahil diyor ya. Tam sayıysa birer birer artıyor demek ki bu x eksi 4 ile eksi x arasındaki tam sayılar. O halde ben büyük olanı x eksi 4 diyorum. Küçük olan da eksi x'e büyükten yani son terimden ilk terimi çıkardım. Kaç tane terim vardır burada? Artı bir tane terim vardır. İşte bu kadar terim var. Terim sayısı bölü 2 çarpı son terim artı ilk terim. Yani x eksi 4 ile eksi x'in toplamı eksi 4. İşte buradaki sayıların toplamı budur. Ben bunu nasıl buldum?
son terim eksi ilk terim artı 1 bölü 2 çarpı terimlerin son terimle ilk terimin toplamı. Eşittir neymiş? X kare eksi 71'miş. Güzel. Hocam bunu yapmak nereden aklıma gelecek? Gelecek kardeşim. Yani eksi x eksi eksi 4. Mesela x eksi 4 eksi x'in x eksi 4 eksi x'in nesidir sevgili gençler? Eksilisinin daha küçük olan bir sayı. Eksilisinden daha küçük olan bir sayı. Pekala. Dolayısıyla bunu aklımıza getireceğiz. Çünkü sayı doğrusu üzerine çizerek çok da bir şey yapmak mümkün olmuyor. Pekala, şimdi burada eksi eksi artı x yaptı. X de burada var. 2x yaptı. Eksi 4 var. Artı 1 var. Eksi 3 geldi sevgili gençler. Şuradaki 2 ile de şuradaki eksi 4'ü sadeleştirdim. Eksi 2 geldi. Eksi 2'yi de şurada şu şekilde çarpacakmışız. Demek ki bu da x kare eksi 71'e eşit olacakmış. Şimdi gelin şu eksi 2'yi de içeri dağıtıp dağıttıktan sonra hepsini sağ tarafa bir toplayalım. Eksi 4x artı 6 eşittir x kare eksi 71 dedim. Hepsini sağ tarafa topluyorum. X kare artı 4x eksi 77 eşittir 0. Buradan ben bunu x'e x, burayı da sevgili gençler artı 11'e eksi 7 diye açarsam çarpımları eksi 77, toplamları artı 4 gelecektir. O halde x ya 7'dir ya da eksi 11'dir diyebiliriz. Şıklarda hangisi var sevgili gençler? 7. O halde cevabımız da Adana seçeneğidir diyebiliriz. Belki ben hiç denemedim, bilmiyorum. Sen denediysen eksi 11 hiç sağlamıyordur bile belki de. Üçüncü sorumuz. Çok güzel bir soru. ABC 3 basamaklı. AB ve BC 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere. ABC 3 basamaklı sayısı. AB 2 basamaklı sayısıyla BC 2 basamaklı sayısının çarpımına eşitmiş. Ve bu eşitliği sağlayan en büyük ABC 3 basamaklı sayısının rakamları toplamı sorulmuş bize. Nasıl yapacağız? Şimdi bir kere çözümleme sorusu olduğunu sen buradan anlıyorsun. Fakat her çözümleme sorusunda kalkıp direkt en başından işte 100A artı 10B artı C eşittir 10A artı B çarpı 10B artı C, hepsini birbirine dağıtalım bu şekilde yaparsan, sırf çözümleme sorusu olduğunu bildiğin için çözümlemeye çalışırsan bazen işler sarpa sarabilir. Peki ne yapmamız lazım? Şimdi ben diyorum ki şu ABC sayısı aslına bakarsanız AB 0 ile C'nin tabii ki toplamıdır. Böylelikle ABC sayısını elde ederiz. O halde ben şu AB 0'ın aslına bakarsanız AB'nin sonuna 0 eklemek demek 10 çarpı AB 2 basamaklı sayısı yapmak demektir. E burada da bir de C'miz var. Demek ki ben sol tarafı yani ABC'yi sevgili gençler 10 çarpı AB 2 basamaklı sayısı artı C rakamı eşittir AB çarpı BC. Aynen yazıyorum, hiç bozmadan bu şekilde bırakacağım. Peki niye bu şekilde bırakıyorum? Bak çünkü burada AB 2 basamaklı sayısı var. Burada da AB 2 basamaklı sayısı var. O halde sevgili gençler şu 10 AB'yi bir karşı tarafa yollayalım. Yani C rakamı eşittir. Burada C'nin, yani C eşittir diye başlamıyorum bakın. C rakamı eşittir diyorum. Onun için rakam olduğunu unutmamam lazım benim onun. Peki ne geldi buradan? AB çarpı BC eksi 10 tane de AB 2 basamaklı sayısı geldi. Yine C rakamı eşittir. Bakın burada AB'ler ortak olduğundan AB ortak çarpan parantezinde şurada bir BC'miz kaldı. Eksi burada da 10'umuz kaldı. Peki hocam 3 tane değişken var. Ne yapacağım? Bir tane denklem var. Çözebilir miyiz? Çözeriz ya. Niye çözemeyelim? Bak şimdi. Dikkat et. Burada sana soruyu çözdüren şey C'nin bir rakam olması. Niye? Çünkü sevgili gençler, AB 2 basamaklı bir sayı. Bu AB'nin hemen yanında da BC eksi 10 diye bir sayı var. Ulan ben bu 2 basamaklı sayıyla A oradaki sayıyı BC eksi 10 sayısını çarptığım zaman haliyle 2 basamaklı sayı yapması gerekmiyor mu? Evet. Çünkü BC eksi 10 pozitif bir sayıysa AB 2 basamaklı sayısı çarptığım zaman illaki mecbur olarak ne olacaktır? 2 basamaklı bir sayı. Hatta belki 3 basamaklı bir sayı bile yapabilir. Düşünsene AB 99'muş. BC eksi 10 2 bile olsa cevap ne olacak? İşte 2 olmaz da yine 90 küsür bir sayı olacak. Cevap 2 basamaklı, 3 basamaklı olacak. Peki ne yapacağız? O halde ben diyorum ki ha buradaki C rakamsa sevgili gençler, rakamsa buradaki 2 basamaklı ile buradaki pozitif bir sayının çarpımı
rakam olamayacağına göre demek ki BC eksi 10 mecburiyetten sıfırmış. Bu ne demek oluyor? Yani BC sayısı 10'un ta kendisiymiş. Arkadaşlar yani burada B1 C'de sıfırmış. Bunu bulduk. Peki burası sıfırken gitti. Şuranın bir hükmü var mı? Bence hiçbir hükmü yok. O halde ABC sayısının rakamları toplamı ve en büyük ABC sayısının rakamları toplamı diyorsa benim A rakamını istediğim sayı seçmekte ben artık özgürüm. En büyük ABC sayısı dediği için de A'yı da 9 seçmekte fayda var. Böylelikle ABC 3 basamaklı sayısı aslına bakarsanız 910'dan 910'muş. Ve bunun rakamları toplamı soruluyor. Yani cevap 10 sevgili gençler. İşte bize bu sorulmuştu diyebiliriz. Gerçekten bence klas bir soruydu. Bakalım sen ne düşünüyorsun? Düşüncelerini, 3. soru için olan düşüncelerini yorum kısmına yazmayı unutma. Eğer daha kolay bir çözüm yöntemi veya hocam ben böyle de buldum diyorsan onu da mutlaka eklemeyi unutma ki sonuçta matematik sadece öğrenciyken öğrenilen bir şey değil. Ben bir öğretmenim ama hala öğrenmeye aç bir öğretmen olduğumu da söylemekte fayda var. Pozitif bölenlerinin sayısı 5 olan. Binden küçük doğal sayıların toplamı A olduğuna göre A'nın en büyük asal çarpanı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bir dakika ya. Pozitif bölenlerinin sayısının nasıl bulunduğunu sen biliyorsun. Önce sayıyı asal çarpanlarına ayırıyorsun pıt 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 pıt. Mesela A, B, C asal olsun. Bunların üstlerini bir artırıp çarpıyorsun. Ve bu sonucun 5 gelmesini istiyor. Doğru mudur? Doğrudur. Peki burada bir sıkıntı var. Pozitif bölenlerin sayısı 5 ise 5'in çarpanları nedir? 1 kere 5'tir. E şimdi demek ki 2 tane asal olacak. Bunun üstü 0 olmalı, bunun üstü 4 olmalı ki 5 tane pozitif tam böleni olsun. A üzeri 0 zaten 1 değil mi? Evet. Demek ki bir tane asal onun 4. kuvveti isteniyor ki 5 tane pozitif tam bölenimiz olsun sevgili gençler. Yani diyor ki 1000'den küçük olup da asalların 4. kuvveti olan sayıların toplamı A'ymış. E bu çok güzel çünkü 2 üzeri 4'ten 16'nın varlığını biliyorum. 3 üzeri 4'ten 81'in varlığını biliyorum 1000'den küçük. 5 üzeri 4'ten sevgili gençler 625'in varlığını biliyorum ben. 7 üzeri 4'ün de artık 1000'den büyük bir sayı olduğunu söylemeye de gerek yok sanırım. Dolayısıyla bu istenmiyor. İstenenler bunlar. E bunların toplamı da neymiş? A'ymış. E gelin bunları bir toplayalım o zaman. 625, 81, 16. Hadi toplayalım. 6, 5, 11, 12, 2, 8, 10, 11, 12, 6, 7, 722 yaptı. Neymiş bu A sayısı sevgili gençler? Ve diyor ki A'nın en büyük asal çarpanı. Yani diyor ki sen bunu diyor bir güzel asal çarpanlarını ayır kardeşim diyor. Hadi gelin ayıralım. 722 haliyle 2'ye bölünüyor. Siz de görüyorsunuz. O halde gelin biz bunu 2'ye bölelim. 2'ye böldüğümüz zaman 3, 12, 6, 1, 361 yapıyor ki 361'in de artık ezberlemediysen de ezberle 19'un karesi olduğunu biliyorsun. Demek ki ben buraya 19, buraya 19, buraya 19, buraya 1 yazacağım. Ve 722 sayımızda aslına bakarsanız 2 çarpı 19 çarpı 19'muş diyeceğiz. Peki bu 722 sayısının tüm asal çarpanları sağda görünmüyor mu artık? Görünüyor. İşte bunlardan en büyüğünü sormuş. Yani 19'u sormuş sevgili gençler. Cevabımız D seçeneği olacaktı. Sorular güzel. Sorular 10 numara. Best of sorular. İnşallah sen de bu sorulardan faydalanıyorsundur güzel kardeşim. İnşallah sen de bu soruları çözmekten zevk alıyorsundur. Şahsen ben çözerken zevk aldım. Şimdi 5. sorumuz. ABC pozitif tam sayıları için A artı B kök C'nin karesi 28 artı 5 kök 12 olduğuna göre A kere B eksi C işleminin sonucu nedir diye sorulmuş. Şimdi gelin şu A artı B kök C'nin bir parantez karesini bir alalım. Birincinin karesi A kare. İkincinin karesi nedir peki? B kare C'dir. Artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Ve bu da neye eşit oluyormuş? 28 artı 5 kök 12'ye eşit oluyormuş. Şimdi sevgili gençler bakın köklü bir kısım var. O köklü kısım şurası. Yani 2AB kök C. Köklü kısım sağ tarafta 5 kök 12. E tamam, hoş, güzel ama aması var. Şöyle buradaki 5, buradaki A ve B. Ya bir de 2 çarpanı var. Yani çift arkadaşlar, şu taraf şurası çift. Sağ tarafa bakıyorsun. Bu tek. Ben bu bir şey vasıtasıyla çifte dönüştürmem lazım da ne vasıtasıyla? Çok basit.
Hemen argümanları kullanıyorsun. Yani böyle eline bakıyorsun takım taklavatlarının arasından. Neye ihtiyacın varsa onu hemen yandan alıyorsun. 12. 12. Ben 5'in yanına çift bir sayı getirebilmek için içerideki 4 çarpanını dışarı fırlatmam lazım. Şimdi içerisi 3 kere 4 değil miydi? Ben bu 4'ü dışarı atarsam içeride sadece 3 kalır. Yani 2 çarpı a çarpı b kök c eşittir. Aslına bakarsanız buradaki 4'ü dışarı atarsam 2 kere 5'ten burası 10 gelir. Kök 3 kalır. Şimdi artık her şey net. Niye? C 3'tür. AB dediğimizde sevgili gençler onu 2'ye bölersek 5'tir. AB'nin 5 olması. Çarpanlarını da biliyoruz ya 1 kere 5. A'nın 1, B'nin 5 ya da A'nın 5, B'nin 1 olması demektir. O halde ya A1, B5, C'de 3 ya da A5, B1, C'de 3. Peki fark eder mi? Soru için fark eder ama şurası için fark eder mi? Hiçbir şey etmez. Çünkü A kere B her halükarda 5'tir sevgili gençler. C de zaten 3'tü. Cevap neymiş? 2. Bu arada ben sizin için daha öncesinde bu soruyu beğendiğim için bakmıştım A, B hangisi diye. A5, B1, C3 sevgili gençler. Sağlayan kısım burası, haberiniz olsun. Devam ediyorum 6. sorumla. Şimdi bu PDF'te çözdüğümüz ikinci soruya gayet benzer bir soru ama ben daha fazla beğendim. Peki hadi bakalım. A pozitif bir tam sayı olmak üzere. Eksi A kapalı A'dan açık aralığındaki tam sayıların toplamı K. Şimdi bak sen buradaki sayıların toplamını şöyle sorsam hemen cevap verirsin. Hocam eksi 5'ten kapalı olsun 5'ten de açık olsun bu aralıktaki tam sayıların toplamı ne desem sen hemen dersin ki hocam eksi 5. Niye? Hocam burada eksi 5'ten 5'e kadar kapalı olsaydı yani 5 de olmuş olsaydı cevap 0 olacaktı. Ama 5 yok o zaman eksi 5 var fazlalık. Değil mi? Eksi 4'ten 4'e kadar olan sayıların toplamı 0 çünkü. Peki o zaman ben sana sorum şu. Eksi A'dan A'ya kadar eksi A'dan kapalı olan aralıktaki tam sayıların toplamı nedir? Eksi A. Buna da zaten demiş ki K'dır. Demek ki K sevgili gençler neymiş? Eksi A'ymış. Bu cepte dursun. Şimdi ben şurayı sileyim ve daha sonrasında sorumuzun devamını okuyayım. Diyor ki bu sefer eksi 2 eksi a'dan a artı 3'e kadar olan yarı açık aralıktaki tam sayıların toplamı da l'ymiş. Tamam bir de burayı bulalım o zaman hesaplayalım. Sıkıntı yok ki biz bunları hesaplamak için doğduk değil mi? A artı 3 eksi eksi 2 eksi a. Hocam bir de 1 ekleyeceğiz deme sakın. Çünkü zaten kapalı değil. 1 eklemene de lüzum yok o halde. Peki son terimden ilk terimi çıkardım. Bir eklemiyorum. Bunların toplamını bulacağım ya ben. Formüldeki bölü 2 diyorum çarpı. Son terim a artı 3 artı ilk terim yapacağım. Ama ilk terim bu değil. Çünkü bu dahil değil. Nedir o zaman ilk terim? Bundan bir sonraki sayı. Yani bir fazlası. Eksi 1 eksi a'dır sevgili gençler. Demek ki buraya da eksi 1 eksi a yazacağım. Pekala. Şimdi bu da neymiş sevgili gençler? L'ymiş. Hadi burayı bir toplayalım. Bakın eksi eksi a artı a yapar. Artı a da burada var. 2a'dır. 3 eksi eksi 2'den artı 5 gelir. Bölü 2'miz var. Çarpı şu kısma bakacak olursak da eksi a ile artı a gider. 3'ten 1'i çıkarırsak 2 gelir. 2'ler cart cart gider. Bu da neymiş? L'ymiş. Şimdi benden istiyor ki L'den K'yı çıkar. Şimdi ben L'yi 2A artı 5 buldum. K'yı da eksi A bulmuştum. Bundan bunu çıkarırsam 3A artı 5 gelir. Bu da mis gibi bize Denizli seçeneğini verir. Sevgili gençler gerçekten güzel soruydu. Yedinci soru madem öyle. 1 bölü 2'den 2 bölü 3A'yı çıkaran bir öğrenci bu işlemi yaparken ilk adımda işlem önceliğine uymadan sonucu 1 bölü 2 bulmuş. Şimdi biz normalde işlem önceliğinin olduğunu biliyoruz. Öncelikle de 2 bölü 3 ile de a'yı çarpmamız gerektiğini biliyoruz ama çocuğun aklından çıkmış, konuyu yeni öğrenmiş, aklından da çıkarmış, işlem önceliğine uymamış. İşlem önceliğine uymadıysa demek ki önce şu kısımdaki sevgili gençler çıkarma işlemini yapmış, sonra bulduğu sonucu a ile çarpmış. Ve ne bulmuş? 1 bölü 2. Şimdi o halde arkadaşlarım önce 1 bölü 2'den 2 bölü 3'ü bir çıkaracağız. Daha sonrasında A ile çarpacağız. Çocuğun bulduğu bu. Cevap da 1 bölü 2. O halde ben şurayı 3 ile burayı 2 ile bir genişletecek olursam 3'ten 4 çıkarırsam eksi gelir. Eksi 1 bölü 6 çarpı A.
Bu da neymiş? 1 bölü 2. Şimdi güzel arkadaşlarım, şu 2 ile 6'yı sadeleştirip 3 yazsam, buradan eksi a bölü 3'ün 1 olması gerektiğini gördüysek, a'nın da aslına bakarsanız eksi 3 olduğunu görürüz. Çocuk, biz a'yı bilmiyoruz ama çocuk biliyor a'yı ki 1 bölü 2 bulmuş cevabı. A da eksi 3'müş aslına bakarsanız. Yani burası eksi 3 ise ha bu eksiyle ha bu eksi gider. Ha bu 3 ile ha bu 3 de gider. Geriye 1 bölü 2 artı 2 kalır. İşlemin doğru cevabı nedir diye soruluyor. İşte budur. Yani 5 bölü 2'dir sevgili gençler. 1 bölü 2 ile 2'yi toplarsanız sonucu Edirne bulursunuz. Geçtim 8'e. 8. sorumuzda diyor ki M ve N birer pozitif tam sayı olmak üzere işte şu sembol sevgili gençler aşağıdaki işlemlere sebep oluyor. M'nin üzerine bu sembolün içerisinde N yazılıyorsa N'nin dereceden kök M ve N artı birinci dereceden kök M. Bunların oranı imiş bu ifadenin anlamı. M kaçtır diye soruluyor şu işlem M göre. Peki ben diyorum ki şu nedir? M üzeri 1 bölü 4 diyecektim ama şöyle yazalım. Ve sevgili gençler alt tarafa da bunun bir fazlasını yazacağız. Çarpı şu nedir? Bu da sevgili gençler 5. dereceden kök M ve 6. dereceden kök M'nin oranıdır. Buraya 6. dereceden kök M çünkü bu şuradaki şu arkadaşlar bu işe yarıyor. Burası da 7. dereceden kök M çarpı nokta 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 çarpı. Hadi bir de şunu yazalım. 19. dereceden kök M bölü 20. dereceden kök M. Bunların da çarpımı 2'ymiş. Şimdi burada bir şeye dikkat ederseniz şu şekilde bakın hepsi gidiyor ve son olarak demek ki bu da gidecek. Geriye kalan şu ve şu bunların oranı. Şimdi ben şunu sevgili gençler M üzeri 1 bölü 4 bölü şunu da M üzeri 1 bölü 20 diye yazarsam bu da 2'ye eşit olacaksa eğer 1 bölü 4'ten 1 bölü 20'yi çıkarmam gerektiğini biliyorum. Yani M üzeri 1 bölü 4 eksi 1 bölü 20 eşittir 2'ymiş. Peki ben diyorum ki şurayı 5 ile genişleteyim. Burası 5 olsun, burası 20 olsun. 5'ten de 1'i çıkardım. 4 bölü 20 yani 1 bölü 5. M üzeri 1 bölü 5 2 miymiş? Her iki tarafın 5. kuvvetini alın. 32 eşittir M yapar. M'yi sormuştu zaten bize. Cevap 32'dir. Yani Bursa seçeneğidir deriz. Hadi bakalım bir de 9'u çözelim. Şöyle. Diyor ki A, B ve C otellerindeki yatak kapasiteleri sırasıyla 600, 720 ve 288'dir. Net kapasite bunlar. Yani orantılı falan demiyor. Bu otellerde konaklayacak bir turist kafilesiyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Diyor ki A ve B otellerindeki yatak sayısı erkeklerin sayısının bir tam katıdır. Bunu biz şöyle çevirebiliriz. Erkeklerin sayısı 600 ve 720'yi tam bölüyor. Peki o zaman erkeklerle alakalı şöyle bir şey diyebiliriz. Bakın erkek diyelim. 600 ile 720'nin ortak bir böleni. Bakın en büyük ortak böleni demiyorum. Ortak bir böleni. Pekala. B ve C otellerindeki yatak sayısı da yani şunla şu kadınların sayısının tam katıdır diyor. O zaman kadınlar için de sevgili gençler şöyle kadın yazalım. Onlar için de 720 ve 288'i ne olacak? Ortak böleni olacak. A ve C otellerindeki yatak sayısı da çocukların sayısının tam katıdır. A ile C de 600'de 288'di. Buraya da çocuk yazalım ve 600, 288'in ortak böleni olacak diyelim. Sonra da demiş ki kafiledeki erkeklerin, kadınların ve çocukların her birinin sayısı 100'den azdır. Diyor ki en büyük ortak böleni bulursan diyor işine yaramaz o senin diyor. Onu biraz daha küçültebilirsen diyor 100'ün altına düşürürsen diyor bu kafilede en çok kaç kişi vardır ben bunu kabul ederim diyor. Peki o halde 600 ile 720'nin ortak bölenini araştıralım. Hemen bakın bu 600 sayısı aslına bakarsanız asal çarpanlarını ayıralım ya. 600 eşittir. 2'ye böldüm 300, 2'ye böldüm 150, 2'ye böldüm 75, 3'e böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 720'ye bakalım sevgili gençler. 720'de 2'ye böldüm 360, 2'ye böldüm 180. Geç şurası çok karışacak. Hepsini şuraya alalım. Şöyle alalım. 2'ye böldüm 360, 2'ye böldüm 180, 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 5 değil 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1.
Güzel. O zaman şunu da yapalım mı? Ya da buradan erkek sayısını bir bulalım ha. Şimdi erkek sayısı ne olur? Şuradaki ikilerin hepsini seçsem 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 olur sevgili gençler. 8. Başka 2 yok yukarıda çünkü. 8 kere 15 desek 120 yapıyor. Olmaz. 8 kere 5 desek 40, değil mi? O da olmaz. O zaman şöyle diyelim biz. 608 dedik. Tamam. 8 dedik. Bir 5'imiz var. 40. 40'tan daha büyük gelir ya, inanıyorum. O zaman 8'i seçmekten vazgeçelim. Çünkü 8 birazcık çarpanı büyütüyor. Mesela 2 kere 2, 2 kere 2, 4'ü alsak çarpı. Daha sonrasında da 3 kere 5 alsak, 3 kere 5 alsak 15. Yani 60 yaptı. Bunların yanında da geriye sadece ne kaldı? Mesela burası artık 60 çarpı 10. Burası da 60 çarpı 12. Buradan herhangi bir çarpanı getirdiğim zaman 60'tan büyük oluyor. Demek ki erkeklerin sayısı maksimum 60 olacak. Peki, kadınların sayısına bakalım. Kadınların sayısı da 720 ve 288 diye, 720'nin çarpanlarını zaten biliyorum. Gelin 288'i çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 144. 2'ye böldüm 72. 2'ye böldüm 36. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3 çarpı 3. Güzel. Şimdi kadınların sayısını nasıl elde edebiliriz? 3 kere 3 var. 9. Şurası 9. Şimdi 2 çarpı 2 çarpı 2, 2 çarpı 2 çarpı 2, 8, 8 kere 9, 72. Bir tane daha 2 alamam. Dolayısıyla kadınlara da 72 derim. Güzel. Sonra bir de çocuklar var. 600 ve 288. 600 burada vardı, 288 de zaten burada. İkisinin ortak çarpanlarına bakalım. Şimdi burada da sevgili gençler, sarıyı alalım elimize. 3 var. 3'ü bir kullanalım çünkü büyük çarpan. Daha sonrasında da 2 çarpı 2 çarpı 2'yi kullanacağız. Mecburen 3 kere 8'den de 24 diyebiliriz buraya. Çünkü başka bir çarpan elde edemiyoruz maalesef. Pekala. İşte ne demiş? Bunların toplamı maksimum kaçtır diye sormuştu. Toplarsak 6, 0, 2, 6, 6, 7, 13, 15, 156 maksimum olacak. Cevap da Denizli seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Geçiyorum 10. soruma. Bak, 10. soru itiraf. Bu PDF'teki en kolay soru. Tamam. Şimdi nasıl çözeceğiz? Sen şu ifadeyi bakın. Şöyle bir ifade varsa şu A'yı silelim oradan. A üzeri x'in y'ninci dereceden kökü diyorsak A üzeri x bölü y'dir. Sen bunu biliyorsun. O halde bak, burası nedir? 2 üzeri 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyeldir. Yani 3 faktöriyeli 2 faktöriyeli bölersen de 3 kalacağını biliyorsun. O zaman şu ifade 2 üzeri 3'müş. Şu ifade 2 üzeri 4 olur. Şuradaki 2 üzeri 5 olur. Nokta 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 çarpıp buradaki de sevgili gençler 2 üzeri 10 olur. Şimdi tabanlar aynıysa üstlerin toplanması gerektiğini sen gayet iyi biliyorsun. O halde 3'ten 10'a kadar olan sayıların toplamı kaçtır sorusuna bir cevap bulmamız lazım. 1'den 10'a kadar olmuş olsaydı 10 çarpı 11 bölü 2 olacaktı. Bu da 55'tir sevgili gençler. Ama 1 ile 2 yok burada. 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 2 yok. Yani buradaki toplam olan 3'ü çıkaracağız. 3 çıkarırsan 52 yapar. Demek ki 2 üzeri 52 bizim cevabımız olacakmış. Yani cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir deriz. Hem de gönül rahatlığıyla. Geçtim 11'e. 11. soruya. Hadi bakalım. Şimdi diyor ki, bak bu da sevdiğim sorulardan bir tanesi. İlk 12 sorudan ziyade şunun içine de konulabilir bu soru. Sayısal mantık problemlerinin içerisinde bile yer alabilir bu soru. Haberin olsun. Gerçekten güzel bir soru. İnsanın aklına o an bir ilham gelmediyse bu soruyu boş bırakırsın. Bak, boş bırakırsın. Ya da şıklardan gidersin. Tek tek deneye deneye bulursun. Bir bakalım, okuyalım sorumuzu. Özel olarak üretilmiş bir hesap makinesi girilen bir sayıdan sonra artı tuşuna basıldığında o sayıdan başlayarak ardışık 5 sayının toplamını veriyor. Ne demek bu? Örneğin girilecek sayı 1 seçersen, yani 1'i seçersen ve 1'den sonra artıya basarsan ne çıkıyor biliyor musunuz? 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5. Yani 1 ve sonraki 4 sayı, toplamda 5 tane sayının toplamı ekrana yansıyor. Bu hesap makinesinde girilen bir sayıdan sonra 3 kez artı tuşuna arka arkaya basıldığında 1435 sayısı görüldüğüne göre girilen sayı kaçtır? Şimdi yani şöyle, mesela 1 girdin, artıya bastın, 15 geldi. Bir kere daha artıya basıyorsun, 15'ten itibaren 5 tane daha sayının toplamını buluyor. O toplamı ekrana yazdıktan sonra bir kere daha artıya basarsan yine bu sefer o toplamdan itibaren 5 tane sayının toplamını ekrana yansıtıyor diyor.
Peki biz ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar burada şu tüyoyu öncelikle görmemiz lazım. Bakın şuradaki örnek olarak verilen sayıdan yola çıkalım. Bu sayının toplamı 15'ti. Ben bu 15'i 5 tane sayı olduğu için 5'e bölersem 3 bulurum. Yani ortancayı bulurum. Ortancadan da 2 çıkarırsam girilen sayıyı bulmuş olurum demektir bu. O halde ben size diyorum ki sevgili gençler, son bulunan sayımız neydi? 1435'ti. Gelin bunu 5'e bölelim hadi. 14'ün içinde 2 defa, 43'ün içinde 8 defa, kaldı 3, 35'in içerisinde 7 defa. Demek ki 287 bizim ortanca sayımızmış. 2 çıkarırsam 285 gelir. Bu da ikinci artıya basılıştan sonraki ekrana yansıyan sayıdır diyebilir miyiz? Tabii ki deriz. Şimdi gelin 285'i 5'e bölelim. 28'in içerisinde 5, 5 defa. Kalan 3, 35'in içerisinde 7 defa. Bundan da 2 çıkarırsak 55 gelecektir. Ve bu 55 de ilk kez artıya bastıktan sonra karşımıza çıkan sayı. O halde 55'i de ben 5'e bölersem cevap 11 gelecektir. 11 de ilk girilen sayıdan sonra arttı şuna basıldı ya, oradaki ortanca sayıdır ki ben bundan da 2 çıkarırsam ilk girdiğim sayımı bulmuş olurum. Cevap Denizli seçeneği olacaktı. Şık soruydu. Bir de 12. soruyu çözelim ve PDF'de noktalayalım. Videoyu da noktalayalım. Gerçekten güzel ve hoş sorulardı. Yine bu soru da çok güzel bir soru. Haberin olsun. Biraz da kombinasyon var sorunun içerisinde ama kümelerin içerisinde kombinasyona hafiften değindiğimizi unutmayın. Şimdi sevgili gençler, son sorumuzu çözeceğiz ama sorumuzu çözmeden önce kanala abone değilseniz abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmazsanız beni de çok mutlu etmiş olursunuz sevgili gençler. Ben size şimdi 12. sorunun çözümünü yapacağım. Diyor ki benim 6 elemanlı bir kümem var. A kümesi bunun ismi ve kümenin elemanları da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kümenin 3 elemanlı alt kümeleri A1, A2, A3, A20 olsun. Burada da bir tüyo veriyor aslında bak. 20 tane 3 elemanlı alt kümem var diyor. Biz bunu vermese de bulabilirdik. 6'nın üçlüsü derdik, 20 derdik. 20 tane 3 elemanlı alt kümesi vardır derdik. Ve bu A1, A2, A3, A20 kümelerinin yani 3 elemanlı alt kümelerinin her birinin en büyük elemanlarının ayrı ayrı her birini için o küme içerisindeki en büyük elemanın toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ben bu soruyu bir öğrencime sorduğum zaman şöyle demişti. Hocam zaten 20 tane yok mu? Evet. Bakın bana sunduğu çözümü söylüyorum ben size. Hocam 20 tane alt küme var. Evet. 3 elemanlı. Tamam. Şimdi mesela 2 bu kümelerin içerisinde en büyük eleman olamaz. Doğru mu? Doğru. 1 de olamaz hocam. Evet. O zaman diyor 3, 4, 5 ve 6 en büyük elemanlar olacaktır hocam. Doğru mu? Doğru. O halde ben 20'yi 4 tane eleman aday olduğu için bu en büyük elemana 4'e bölerim 5 gelir. Ve bu 20 tane alt kümenin 5 tanesinin en büyük elemanı 3'tür. 5'ininki 4'tür. 5'ininki 5, 5'ininki 6. Mantıklı ama eksik. Dedim ben de ona. Niye? Çünkü burada şunu saymamız lazım. Bakın. Az önce ne demişti? 5 tanesinin en büyük elemanı 3'tür. Şimdi ben en büyük elemanı 3 olan sayıyı, kümeyi buraya sayacak olursam şöyle. Buraya 3 gelme şeyi durumu bir tane zaten. Peki buraya? Hadi 5 tane sayalım. 1 var, 2 var. Başka bir şey gelemez ki. Doğru mu? O halde sevgili gençler, bizim yapmamız gereken hareket bu değil. Benim yapmam gereken hareket şu. 3 elemanlı alt kümelerden en büyük elemanı 3 olan, en büyük elemanı 3 olacaksa 4, 5, 6'yı kullanmam. 1 ve 2'den buraya 2 tane eleman seçerim. Yani 2'nin ikilisinden kaç taneymiş sevgili gençler? Bir taneymiş. Güzel. En büyük elemanı 4 olan, buraya yazdım birimi. 4 yapacaksam buraya 3 tane elemandan ikisini buraya seçmem lazım. 3'ün ikilisinden 3 tane de küme buradan gelir. 3 elemanlı alt kümelerden en büyük elemanı, kusura bakmayın sevgili gençler, telefon çaldı. En büyük elemanı 5 olan, peki ne var? Ben buraya 1'i yazdım ve daha sonrasında da sevgili gençler şuraya 2 tane eleman seçmem lazım. Bu 2 tane elemanı da nereden seçeceğim? 1, 2, 3, 4'ten seçeceğim. Yani 4'ün ikilisinden burayı da 6 diyeceğim. Peki en büyük elemanı 6'ysa ki bu da son. Buraya 1'i yazdım. 5 tane elemandan ikisini de buraya seçeceğim. Yani 5'in ikilisi. Bu da eşittir 10. Bunların toplamı mı hocam? Hayır.
Neden? Çünkü en büyük elemanların toplamı sorulmuş. Bir tane en büyük elemanı 3 olan varsa 1 kere 3'ten 3 gelir. 3 tane en büyük elemanı 4 olan varsa 3 kere 4'ten 12 gelir. 6 tane en büyük elemanı 5 olan varsa 5 kere 6'dan 30 gelir buranın toplamı. 6 tane en büyük elemanı, pardon, 10 tane en büyük elemanı 6 olan varsa da 6 kere 10'dan 60 gelir sevgili gençler buranın toplamına. Hadi toplayalım. 60, 30 daha 90, 12 daha 102, 3 daha 105 yapacaktır. Ve cevap Ceyhan seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlarım. Evet, bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. İlk 12 soruya devam edeceğim demiştim ama peki hocam video niye geç geldi? Video şundan kaynaklı geç geldi sevgili gençler. Allah sizlere göstermesin, 3-4 gündür biraz hastaydım, rahatsızdım. Boğazımla alakalı sıkıntılar vardı ama çok şükür geçirdik. Bir sıkıntı yok. Hayırlısı olsun diyelim. Hastalığı da atlattık, bir sıkıntımız yok. O yüzden şimdi videolara devam. 3-4 gün bir mola vermiş olduk. Biraz boğaz şişmişti. Sıkıntı yok ama artık. Sevgili gençler, videolarımıza hızlı bir şekilde devam ediyorum. Yine reaksiyon denemesi. Bugün bu videodan önce veya sonra yayına girmiş olabilir. Rejenerasyon yine bitmek üzere zaten. Ben kendim çözüyorum. Sadece render alıp YouTube'a yüklenecek. Onda da sıkıntı yok. Dolayısıyla her şey düzene giriyor. Nisan ayındaki projelerimizde de sizleri sınava kadar destekleyeceğim zaten. Onda hiç sıkıntınız olmasın. Sonraki videolarda artık... Bu videoyu daha fazla uzatmayalım. Sonraki videolarda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol da matematik çalışmayı unutmayın.